Çok siyah parça yandı burada. Kurban fiyatları dana canlı kilo 30 lira, kuzu canlı kilo 35 lira açıkladık. Et fiyatları geçen sene 50 liraydı, bu sene kıymayı 60'a satıyoruz. Yani %20 geldi bu sene. Ama maalesef yeme %100 geldi. Yani besici bu konuda zor durumda. Yaka katlarını iki sefer intiham yapıyoruz. Bu işte çalışmış, kasap yanında çalışmış veyahut karpuz atanda kesimhanelerde çalışmış kişiler varsa belge getirirse direkt veriyoruz. Yok ben kasabım diyene de odada intiham yapıyoruz. İntiham yaptığımızda eğer şayet bu işten anlıyorsa büyükbaş kesecekse büyükbaş yaka kartı veriyoruz. Küçükbaş kesecekse küçükbaş diye yaka kartı veriyoruz. Onun haricinde de vatandaş kimseye kestirmesin. Çünkü şehir bizim. Yani mahallelerde, sokaklarda, evlerin önünde, ne bileyim yani dükkanların önünde kesim yapıyorlar. Haliyle bu da şehrimizi batırıyor yani. Maalesef o her sene oluyor. Bütün hastanelerin acil kısımları doluyor. Yani geçen sene 300 küsür kişi, kimisi koluna vurmuş, kimisi bacağına vurmuş. Yani acemi kasaplara kestirmeyin. Kurban 3 gün. Yani birinci günü sabahta kestirirsiniz, öğleden sonra da kestirirsiniz. İkinci, üçüncü günü dahi kesim olur. Bazı kişiler diyor ki ben sabahli kurbanımı kestireceğim, kurban etinde yiyeceğim. Böyle bir lüks yok yani. Böyle bir şey olmaz. Etin en az 24 saat dinlenmesi lazım. Dinlenmeyen et tavada dahi zor pişer. Kesim fiyatları kuzu 150 lira, efendim dana 600 lira. Kelle almak 250 lira danada, kuzuda da 50 lira. Eğer şayet kuzuyu kestireyim, 4 parça yapayım da efendim 4 parça yapsın derseniz buna 150 lira ödeyecek. Danayı efendim keser, yüzer, 4 parça yaparsa 600 lira ödeyecek. Kıyma makinaları denince yani biz belediyeyle, Tarım İl Müdürlüğü'nden böyle yıllardır yani 15-16 senedir uğraşıyoruz. Her sene yazılar yazıyoruz. Efendim onlara genelge geliyor vilayetten. Maalesef engel olmuyorlar yani. Her sokakta 8-10 tane makina. Efendim bina görevlileri, bakkalı, manavı yani bütün esnaf kesimi efendim makine koymuş et çekiyor. Benim 385 tane üyem var. Bana bazı belediyeden yetkili kişiler dedi ki efendim herkes işini bir an önce bitirip efendim kurban telaşını atlatmak istiyor. 385 tane esnafım var. Her sokakta, her mahallede kasap market var. Yani biz buna rahatlıkla cevap verebiliriz. Lütfen paslı makinalarda bir sene bodrumda yatmış paslı makinalarda etlerini çektirmesinler. Yani kasap ve market mahalledeki kişilerin ve o kişilerden aileden biri sayılır. Lütfen hiç olmazsa bu kasabın senede bir sefer bayramı efendim kasaba bu hizmeti yaptırın. Yani bakkalımış, manavımış, anahtarcısıymış, bina görevlisiymiş. 385 tane esnafımız var. Efendim 1385 tane makine kuruluyor. 16 aydır benim esnafım iş yapmıyor. Hiç olmazsa 3-4 gün çalışsın, vergisini ödesin, elektrik parasını ödesin. Ne bileyim yani ihtiyaçlarını gidersin. Bayram 3 gün şehrimizi batırmayalım. Bu şehirde biz yaşıyoruz. Onun için temiz olsun. Yani bilinçli kişilere kestirelim. Belediye efendim hizmet veriyor, kesimhane açtırıyor. Sonra Kayseri olarak biz bu konuda çok şanslı bir vilayetiz. 15-16 tane kesimhane var karpuz atanda. Yani birinci gün olmaz da ikinci gün olur. Acele etmeyelim. Efendim vatandaşa diyeceğim hayırlı kazasız belasız hayırlı kurbanlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum.